Merhaba sevgili hemşerilerim. Ben belediye başkan adayınız. Doğru. Önümüzdeki yerel seçimler hepimiz için bir dönüm noktası. İnşallah oylarınızla belediye başkanı seçildiğimde şehrimize neler yapacağımı sizlere bu VCD filmde kendim anlatmak istedim. Projelerimi size anlatırken de sizlere kalıcı bir eğitim filmi armağan etmek istedim. Birazdan başlayacak film, çocukluk hastalıkları ve acil durumlarla ilgili neler yapmanız gerektiğini anlatan Türkiye'nin önemli bir ilkidir. Belediye başkanı seçildiğimde ilk yapacağımız işlerden biri de annelerin, çocukların, babaların, ailelerin sağlığı ile ilgili projeler ve acil çözümler üretmek olacaktır. Sevgili hemşerim, kentimizin sorunlarını biliyorum, ihtiyaçlarını biliyorum. Bu nedenle oylarınıza talibim. Sevgili hemşerilerim, işsizlik problemi, sağlık problemi ve eğitim problemleri kentimizin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu filmde fazla zamanınızı almadan şehrimize yapacaklarımızı size anlatacağım. Beni evlerinize konuk ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Sevgili hemşerilerim. Bu çalışma neden yapıldı? Bu sette en sık karşılaşılan çocukluk çağı hastalıkları dikkate alınarak anne ve babaların hastalıklar karşısında nelere dikkat etmeleri gerektiği, acil durumlar ve ne zaman bir doktora başvurmaları gerektiği anlatılmıştır. Hastalıklar ve rahatsızlıklar şüphesiz hasta sahiplerinin doktorlarıyla ilişkileri sonucunda çözümlenebilir. Bu prodüksiyonun yapım amacı tedavi yöntemlerini öğretmek değil, tedavinin tanımlamasını yapmaktır. Konumuz öksürük. Öksürük. Anne ve babaların öksürüğün bir hastalığın belirtisi olduğunu akıllarından çıkarmamaları gereklidir. Öksürüğün başlıca nedenleri arasında boğaz enfeksiyonları, sinüzit ve zatüre bulunmaktadır. Ancak küçük çocuklarda boncuk, katı besin parçaları gibi nesnelerin solunum yollarına kaçması da inatçı öksürüğe ve solunum sıkıntısına yol açabilir. Anne babaları çok korkutan bir durumsa, çocuğun soluk alıp verirken düdük gibi bir ses çıkarması ve sanki boğulacak gibi olmasıdır. Uzun süre devam eden, yani yaklaşık 3 ay süren öksürüğünse astım ya da alerji ile ilişkili olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca ailenin öyküsü üzerine durulması da uygun olur. Öksürük için hemen doktora başvurulması gereken acil durumları da bizim çocuklar anlatsın. Nefes alıp vermede sıkıntı, solunumun çok hızlı olması, zor nefes alıp verme. Dudak ya da tırnaklarda morarma. Birkaç saniye sürse de solunumun aniden durması. Öksürürken ya da zor nefes alıp verme sırasında bayılma, dudaklarda morarma ya da öksürükle beraber tekrarlayan kusmaların olması. Dalganda veya öksürürken kan çıkarılması. Daha önceden bir şey olmayan bir çocukta ani başlayan şiddetli öksürük ve morarma, solunum yollarına boncuk veya besin parçası gibi yabancı bir cisim kaçtığını gösterir. Aferin size. Ayrıca unutmamak gerekir ki ilk bir ay içerisinde öksüren tüm yeni doğan bebekler acilen hastaneye götürülmeli ve gerekli işlemler yapılmalıdır. Çünkü ilk bir ay içinde ortaya çıkan öksürükler ağır bir zatürenin ilk habercisi olabilirler. Öksürük konusunda çok acil olmayan ancak 24 saat içerisinde doktora başvurulması gereken durumlar. Acil durumlar. O durumlar şudur. Yaşlı astım hastaları gibi sesli soluma. Solunum zorlanmasıyla birlikte köpek öksürüğü gibi öksürük olması. Solunumun aşırıya kaçmayan ancak eskiye göre hızlı bir nitelik alması. 72 saatten uzun süren ateş. Sırrı yeşil renkli balgam olması. Göğüs ağrısının olması. Öksürükle beraber her seferinde kusma olması. Nasıl ama? Vay vay vay. Peki söyle bakalım, doktora başvurulması gereken ancak acil olmayan durumlar nelerdir? Hadi. Ondan kolay ne var? 2 haftadan uzun süren öksürükler. Bir de uykudan uyandıran öksürükler. Şimdiye kadar sen sordun biz bildik. Şimdi sen söyle bakalım. Anne baba
babalar evde kendi başlarına öksürükle ilgili ne yapabilirler? Kardeş yapabilirler. Ve bu da boğulma öksürüğüne bir tedavi esas olarak öksürüğün tipine bakılarak yapılır. Doktorlar öksürük kesici şurupları çok nadir kullanırlar. Bu nedenle de eczaneden gidip rastgele bir öksürük kesici şurup kesinlikle almayınız. Bu şuruplar öksürüğü azaltırlar. Ancak balgamın yeterince atılmasını da engellerler. Ayrıca öksüren çocuklara bolca su ve sulu besinlerin verilmesi, eğer mümkünse oda havasının nemlendirilmesi ve her şeyden önemlisi evde kesinlikle sigara içilmemesine özellikle dikkat edilmesi gereklidir.